Senin giyeceğim için çok heyecanlıyım. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de çok heyecanlıyım. Çok güzel, çok şık. Pırıl pırıl, ışıl ışıl, tam bir parti elbisesi. Hazır mıyız parti için? Nereye hazırsın? Bu kıyafetle mi gideceksin? Saçın böyle mi? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugünlük partiye gidiyorsun ya ilk defa. Çok küçücük de makyaj yapabiliriz. İlk defa partiye gittiğin için, tamam mı? Haydi bakalım o zaman. Yürü, önce elbiseni giyelim. Sen ne yapıyorsun burada? Rüya'yı birlikte hazırlayalım, yardım eder misin? Ne yapıyor ya? Rüya, Rüzgar hazır mısın Rüya'nın parti elbisesini görmeye? Geliyor Rüya'cığım, bir. Gel böyle, gel gel gel. Daha giymedi bak, düşün. İki. Ve hiç tatatatam. Ay Rüya. Niye kaçıyor bu ya Rüya gerçekten? Işıl ışıl çok şık bir parti elbisesi. Bir de senin tam bu renkte gri ayakkabı efsane olacak. Şimdi ben çıkıyorum. Sen güzel üzerine giyin. Fermuarını çekmeye gelirim. Yok yok, ben çıkıyorum, bir şey yapmayacağım. Gel biz çıkalım, Rüya üzerine giyinsin. Gel anneciğim, gel. Rüya tamam mısın? Gelelim mi? Gelelim mi anneciğim? Wow Rüya, pırıl pırıl elbise. Bir dakika dur, şurayı düzelteyim. Bir saniye meleğim. Elimi tut ve dön. Dırırırım, dırırım. Çok güzel görünüyorsun. Sakin ol şampiyon. Şimdi adam geliyor. Yakışıklı adam da geldi buraya. Rüzgar, Rüya saçlarını nasıl yapalım sence bugün? Maşa mı yapalım uçlarına biraz diyorsun. Tamam peki. Bir de önce kardeşine dans et. Ram pam pam pam. Neyse şarkıyı baya vals falan yapacaksın herhalde akşama. Efsanesin Rüzgar sen de. Tamam Rüyacığım, istersen şöyle bir şey yapabiliriz. Kuaföre gidebilirsin bugün istersen. Ne diyorsun? Evet. Gidelim mi kuaföre? Hadi o zaman çıkalım, kuaförü ben bir arayayım eğer müsaitse. Tabii çık, böyle ne olacak? Sen sana bir topuz yaptıralım, şöyle basit bir topuz aşağıda. Bence bir şey değil mi? Şöyle bak bir dakika, şöyle küçük. Ay şöyle böyle dağınık bir topuz. Yandan da çok güzel olur sana, biliyor musun? Böyle bir model yapalım, ben tamam mı? Sadece makyaj olarak da bugün sade ve sadece hayır, parlatıcı. Sadece parlatıcıya izin veriyorum. Anlaştık mı? O zaman yavaş yavaş çıkalım mı evden? Hadi. Rüzgar sen şimdi babanla otur, tamam mı? Ben Rüya'yı kuaföre götüreyim. Ondan sonra da onu partiye bırakıp geleyim. Ne oldu? Ne oldu? Rüzgar partiye kendinin de geleceğini zannediyormuş Rüya. Eyvah. Hayal kırıklığına uğradı. Peki onu götürmek ister misin? Beni haklısın, sen arkadaşlarına eğleneceksin. Kötü müsün ya? Bir daha benimle otele götürmeyin. Bildiğin küstü. Ne yapacağız? Sen bekle, sen burada otur, nasıl olsa vaktimiz var. Anneciğim partiyle park aynı mı? Sen partiye gidiyorsun. Peki ben onu alıp seni partiye bıraktıktan sonra onunla eğlenmek için başka bir yerlere gitsem sana uyar mı? Bakacağız. Rüzgar bebeğim. Aslan oğlum. Sen partiye gitmek istiyorsun ama gidemiyor musun? Sen partiye gideceğini mi zannediyordun oğlum? Peki o zaman şöyle yapsak, Rüya'yı partiye beraber bıraksak. Biz de senin oradan, baban da gelse, üçümüz baş başa bir yerlere gitsek eğlenmeye. Bilmem nereye olsun istersin. Biz de dans edebileceğimiz bir yerlere gidelim, ister misin? Gidelim mi? Kuru Çeşme'ye. Ne dersin? Hayır, oraya gitmeyelim. Disko'ya gidelim. Dıp dıs dıp dıs dıp dıs. Neresi? Diğerleri. Eyvah. Anneciğim sen arkadaşının doğum günü partisine gideceksin Rüzgar. Rüzgar zorla Rüya'yla gidiyor arkadaşlar. Nasıl ikna edeceğim ben onu götürmemek için? Rüzgar yapma bak kızını. Burada hayır! Olmaz! Hayır! Hayır dedim Rüzgar, yapamayız bunu. Bildiğin atarlı giderli, eyvah. Arkadaşlar Rüzgar'a ne yapıp
onu rüyanın arkadaşlarıyla partiye gitmekten vazgeçirebilirim bilmiyorum. Rüya nasıl olmuş bu arada? Bırak çadır. Rüyanın elbisesini beğenenler yorumlara yazsınlar. Evet, arkadan uzun, önü kısa. Allah! Eyvah, bittik biz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, Rüyanın elbisesini beğendiyseniz de yorumlara yazmayı unutmayın. Kuğu kızı, kuğu gibi oldun. Kuğu kızı neyse. Çok güzel oldun. İçi kompresin bakalım. Çok ve güzel. Ve ayakkabımı simler aynı. Aynı tonda. Ya. Ve de son olarak saçlarını yaptırmak üzere. Hoşçakalın. Ama tabii rüzgarı nasıl ikna edeceğiz? Elbiseyi tanıyordum.